FETÖ'nün Amerikancıların ve ABC'lerin NATO zirvesinden cesaret bulduğunu kaydetti. Dikkat çeken açıklamayı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz hedeflerinden vazgeçmediğini de kaydeden Külünk, içimizdeki Amerikancılar bir karşı devrim hazırlığında dedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti 15 Temmuz'dan sonra sokağın dikkati ve milletimizin devletle birlikte hareket etmesi sonrası müthiş bir arınma sürecine girdi. Ancak zaman içerisinde bu arınma süreci üzülerek ifade ediyorum ki unutmaya ve unutturulmaya çalışılıyor. Şu anda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO silvesindeki İsveç'in NATO'ya dahil olması Avrupa Birliği ile ilgili ortaya koyduğu tavırdan cesaret bulan içerideki FETÖ ve işbirlikçileri Türkiye'nin batıya koşulsuz teslim olmasını isteyen farklı renklerde bir güruh var. FETÖ'nün stratejik hedefini de hatırlattı Külünk. Zelenski, Sayın Cumhurbaşkanımıza Ukrayna'nın yanında yer al diyor. Bu ne demek? Bu doğrudan NATO'ya dahil edilecek bir Ukrayna. Savaşın NATO ile Rusya arasında olmasını sağlayacak bir yeni gelişme. Hatırlarsanız iki yıl evvel bir muhalefet partisinin genel başkanı Türkiye Ukrayna'nın yanında konumlanmalı demişti. Bu coğrafyanın karşılaşacağı kıyamet Türkiye ile Rusya'nın savaştırılmasıdır. Sonra hepsi kenara çekilmeyecek mi? Bu kıyamet kimi yakacak? Buna asla izin veremeyiz. Sayın Putin'e ve Sayın Erdoğan'a düşmanlıklarının sebebi de budur. Buna biz izin veremeyiz. Dikkatli olmalıyız. Külünkün gündeminde tepki çeken zamlar da vardı. Refah zengine, çilesi dar gelirliye, işçiye, köylüye, emekliye, esnafa olmamalı. Dolayısıyla ÖTV zammı temelindeki Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği ekotribülen sürecinde aşılması gereken tedbirleri bir başlıkta konuşmamız gerekiyor. Zamların toplumda oluşturduğu negatif dalganın hükümete yönelmesi elbette ki makuldür. Anlayışla karşılayacağız. Çünkü insanların muhatabı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurulmuş hükümetimiz. Biz burayı anlamak, toplumun verdiği tepkileri, itirazlarını görmek zorundayız neoliberal politikaların terk edilmesi gerektiğini de ifade etti Külünk. Artık neoliberal politikalardan vazgeçmek zorundayız. Devlet karışmaz, mantığından çıkmak zorundayız. Devlet vatandaşının lehine olan her şeyde müdahale eder. Üretir, içine de girer, gerektiğinde de müdahale de eder. Bakınız kiralar. Neoliberal ahlakın sonucu kontrolsüz 15 bin, 20 bin lira. İstanbul'da bir memuru nasıl tutacağız? Bir işçi nasıl duracak İstanbul'da? Bir emekli nasıl yaşasın? AK Partili Metin Külük, yabancı bankalara yatırılan paraların da geri getirilmesi gerektiğini kaydetti. etti. Bizde kazanılmış paralar yurt dışına çıkıyor. O paralar geri getirilmeli. Sokak şunu görmeli. Devlet bu içinden geçilen süreçte Türkiye'de kazanılmış ama vaktinde bir şekilde yurt dışına çıkarılmış para sahiplerinin hepsinden paralarını Türkiye'ye getirmesini istiyor. Bu herkese güven verir.